Fransalı bir adam Fransa'da sokağa çıktı ve Fransa Başkanı Macron'a sövmeye başladı. İnsanlar adamın etrafına toplanıp onu sakinleştirmeye çalıştılarsa da nafile. Adam bağırmaya devam etti. "Müslüman kıyafeti giydim ve işte şimdi Müslüman oluyorum," dedi ve şehadet getirdi. Bu olaydan sonra yanına bir genç geldi ve "Bana önceden Müslüman olmadığını ispatla," dedi. Bunun üzerine adam kimlik kartını çıkartıp gösterdi. "Şimdi benim daha önce Müslüman olmadığıma inandın mı?" dedi. Genç, "Evet, fakat söyler misin neden Müslüman oldun?" dedi. Adam dedi ki, "Ben daha önce Müslümanların kitabını okumamıştım. Fakat son zamanlarda Müslümanlara ve İslam'a olan saldırılar artınca kendi başıma baştan sona okumaya karar verdim. İnternette birçok Fransızca Kur'an meali var. Kur'an'ı okudum ve gördüm ki o denildiği gibi şiddet ve terör dini değil. Aksine sevgi ve hoşgörüye davet eden, diğer dinlere saygılı olmayı emreden bir din. Eğer sen de Kur'an'ı okursan benim gibi İslam'a girersin." Söylemekte fayda var ki İslam'a ve Efendimiz'e karşı yürütülen karalama kampanyasından sonra Kur'an'ı okuyup Müslüman olan Avrupalı sadece bu adam değil, Fransa'da güçlü bir siyasetçi de Müslüman oldu. Fransa geçtiğimiz yıllardan bu yana birçok mescidi kapatmıştı. Müslümanlar burada İslam'ın yayılmasının yavaşlayacağını zannederken tam tersi olmuş. Fransızlar akın akın İslam'a girmeye başlamışlardı. Bu durum bizlere Yüce Allah'ın şu ayeti kerimesini hatırlatıyor. "Ey Habibim, muhakkak ki sen dilediğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayet eder. Şüphesiz ki O, hidayete erecek olanları en iyi bilendir." Fransa'da Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı. Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Confluence Saint-Honorin semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarında Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. Macron açıklamasında Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı. İçişleri Bakanı Gerald Durman, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi ile Baraka City dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşuyla bir caminin kapatılacağını duyurmuştu." İslam dini, Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslam'ın gelmesiyle diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. İslam dinini kabul eden kimseye Müslüman denir. İslam'ın en son ve Allah katında yegane muteber din olduğu Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde belirtilir. "Bugün sizin dininizi sizin için kemale erdirdim. Sizin üzerinizdeki nimetimi, lütuflarımı tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Yalnız İslam'dan razı ve ondan hoşnut oldum. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan seçtiği dini kabul edilmeyecektir. Ve o, ahirette hüsrana, büyük zarara uğrayanlardan olacaktır. Allah katında yegane hak din İslam'dır." Tarihin çeşitli devirlerinde insanlara ayrı ayrı peygamberler ve dinler yollayan Allah Teala, son din olarak onlara İslam'ı ve son peygamber olarak da Hazreti Muhammed'i Aleyhisselam göndermiştir. İslam'ın gelmesiyle Yahudilik ve Hristiyanlık gibi eski dinlerin hükmü sona ermiştir. Bu tıpkı yeni bir kanun çıkınca, eski kanunun hükmünün yürürlükten kalkması gibidir. Allah'ın son dini ve ilahi kanunu İslam gelince, eski dinlerin ve ilahi kanunların geçerliliği son bulmuştur.